Detur iflas etti. Biliyorsunuz Detur Eylül ayında Türkiye'deki, Yunanistan'daki ve diğer ülkelerdeki turist olarak getirdiği kişilerin otel paralarını ödemediği için burada müşterileri zor durumda kalmıştı. İnsanlar kendi ceplerinden otel paralarını ödemişti. Türkiye'de, Türk devleti de olaya el koymuştu bu bakımdan. İşte ondan sonra Detur bu yıl sonuna kadar uçuşlarını iptal ettiğini bildirmişti. İşte biz başka bir şirkete satılıyoruz, batılıyoruz söylentilerini de çıkartmışlardı. Ama ne oldu? Bu hafta pazartesi günü Detur iflasını verdi. Finlandiya'daki Detur'un şirketi iflas başvurusunu mahkemeye yaptı. Bundan sonra iflas işlemleri devam edecek. Şimdi bilet alanların durumu ne olacak diye tabii herkes düşünüyor. Burada şu var, İsveç'te biliyorsunuz Detur'un merkezi. İşte gazetelerde yazılanlar şu, İsveç'teki o merkeze İsveççe veya İngilizce olarak yazacaksınız. Uğraşacaksınız. İşte kredi kartından almışsanız oradan bir belki ümit var. Diğer bakımdan işte sigorta yaptırmışsanız diğer bakımdan oradan da belki bir şeyler alabilirsiniz. Ama şu var, müşterilerin çoğu ne diyor artık, ümitsiz paralarını geri alacağından. Çünkü Finlandiya'da bulunan Detur Finland OÜ iflas etmiş durumda şu anda. İflas başvurusu. İşte neyin alacaksınız? Bu şirketlerin fazla bir varlıkları da yok. Bankalarda falan hesaplarda para varsa onlara el konulur. İşte belli bir kısmı ne yapılacak? Bilet alanlara dağıtılacak. Evet. Üzücü bir haber tabii. Detur neyin kısaltılmışı? Dedeman Tur'un kısaltılmışı. Yani Türkiye kökenli bir şirketti ilk başlarda. Sonralardan da ne oldu? İşte Avrupa kökenli, şu anda İsveç'te merkezi bulunan bir İsveç şirketi olarak ne yapıyor? Film medyasında da yer alıyor. Yani buradan Türkiye'ye bir söz gelmiyor. Sadece işte Türkiye'deki turları satmışlar. Oradaki turistler zor durumda kaldılar ve oraya tur alanlar zor durumda kaldılar ki ailecek 1500-2000 euro da ödeyip bilet alanlar var. Bunların durumları tabii zor. Çünkü insanlar ne yapmışlar? Ona göre de tatillerini planlamışlardı. Parasını ayırmış, parasını da ödemiş. Tabii Eylül ayında, Ekim ayında ki yine turlar da aynı şekilde ne oldu? Onlara da insanlar zaman ayırmışlar, tatilini ayırmışlardı. Onlar da tabii zor durumda kaldılar. Bu arada tabii Türkiye'de veyahut Yunanistan'a, diğer ülkelerde de turist kaybı oldu. Türkiye tabii, Türkiye'deki oteller işte şirket parasını ödemeyince müşterilerden paralar almaya çalıştılar. Bu arada kaos ortamı oluşmuştu. İşte nasıl geri geleceklerdi? Geri gelmelerinde bir sorun olmadı. Çünkü uçakların herhalde paraları ödendiği için uçaklar geri getirmeleri yaptılar. Ama orada zor durumda kalan insanlara da Türkiye'de devlet bir olaya el koyup biraz yardımcı oldu. Türkiye'de yaklaşık 1000'e yakın turist bu şekilde, Finli turist zor durumda kalmıştı. Şimdi tabii binlerce kişi bilet almış, yüzlerce, binlerce kişi. Bunların tatilleri yandı. Yani iptal oldu. Bu da Türk turizmine tabii, Yunanistan'a da aynı da Türk turizmine de büyük bir zarar vermiş durumda. Çünkü sadece Finlandiya değil. Detur İskandinav ülkelerinde aktif bir turizm şirketiydi. Yani bunun Danimarka'sı var, İsveç'i var, Norveç'i var, Finlandiya'sı var. Yani bu ülkelerden turist taşıyordu Türkiye'ye ve Yunanistan'a, başka ülkelerinde tabii. Ama genelde Türkiye kökenli bir şirket olarak düşünüyorduk. Ama şu anda Türkiye'li kökenli bir şirket olarak film medyasında yer almıyor. Bu da bizim için bir bakımdan iyi. Çünkü Türk şirketi olsaydı, Türk şirketi olarak iflas etseydi bu biraz daha bizlere ne yapacaktı? Manevi olarak da zarar verecekti. Şimdi biliyorsunuz 90'lı yılları hatırlayanlarınız var mı? O zamanlar yeni yeni Marmaris, işte Türkiye turizme açılmıştı Finlandiya'da. Kümpi Matkat diye şirket vardı. O kadar ucuz getiriyordu ki insanları Türkiye'ye. Yani ben bile ilk geldiğim zaman ondan dönüş uçuşumu ondan herhalde Muğla'ya uçtum. Yani tam hatırlamıyorum da onlardan gittiydim. Yani bugünün parasından 30 euroya falan tek yön gidiyordunuz gidişte. Ama şimdi ne oldu? Detur da aynı şekilde. O da iflas etti o zamanlar. Çok büyük bir iflas oldu o da.
Şimdi Detour'da ne yapıyordu? 99 euroya bir haftalık tatil. Türkiye'de otel içinde. Ben geçen sene Aralık ayında 129 euroya gidiş dönüş Antalya'ya aldık. Ama oteli kullanmadım. Onlara da telefon ettim. Oteli kullanmayacağım çünkü ben sadece ne için aldım? Uçak bileti için. Ama otelde de kalsam bir hafta oteli de içinde. Düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl döndürüyorlardı, ne diyorlardı onu bilemiyorsunuz tabii. Ucuz da satıyorlardı ama şu anda ne yapıyor? Yine görüyorduk turlarını pahalı pahalı sattılar. Geçen gelecek senenin de 2023'ünde. Ondan sonra iflas ettiler. Yani insanlar paralarını ödedi. İflas edeceğini nasılsa biliyor muydu? Şirket tahmin edebilir ki ben iflas edebilirim ama bu kadar insanların paralarını alıp ondan sonra iflas etmek doğru bir şey değil. Açıklamada ne yaptırdılar Eylül ayında? İşte biz büyük bir şirkete çalıştık da işlemler şey diyor mu diyor. Ondan sonra o medyada o çıktı. Sonradan o da değişik şekilde yalanlandı. Şimdi ne oldu? Aradan bir ay geçtikten sonra da iflası verdi. Kötü bir durum. Bu konuda sizi bilgilendireyim dedim. Paralarınızı nasıl geri alacaksınız? Çünkü bizler, herkes almıştır İskandinav ülkelerinden. Sadece İsveç'e, oradaki merkeze mektup yazacaksınız, dilekçe yazacaksınız. İşte İngilizce veya İsveççe olarak. Tabii oradaki iflas etti mi onu daha şey etmiyor. Finlandiya'daki bölümü iflasını vermiş. Oradaki de aynı şekilde iflas edecektir. İşte Finlandiya'da tüketicileri koruma kurumu, Kuluttaja Virasto'da yanlış telaffuz ettim. Da uğraşıyor tabii ama şu anda ondan da pek bir ümit yok. Tüketicilerin haklarını koruyacaksınız ama ne alacaksınız? Şirketin mal varlığı ne? Fazla bir şey yoktur bundan. Herkese geçmiş olsun demekten başka bir şey de yok. Maalesef böyle şeyler oluyor. Üzücü. Tabii korona zamanı da etkiledi turları. O zaman da zor durumda kaldılar tabii. Ondan sonra da korona sonunda açıldı ama şirketler, özellikle turizm şirketlerinin iflası genelde müşteriler için zor. Çünkü paralarını ödemişler. Karşı taraf oteli ödememiş. Uçağı da daha ödememiş. Çünkü uzun vadeli olduğu için. Bu kadar milletin paralarının üzerine yatmak doğru bir şey değil. Ama ne yapıyorlar? İflasını veriyorlar. Ondan sonra da mahkemeye iflasını vermiş. Geri kalanı ne bulursan alıp dağıtacaksın. Evet arkadaşlar, sizleri biliyorsunuz her konuda bilgilendirmeye devam ediyorum. Detour olayı da böyle. Biz başlangıçta ne yaptık? Temkinli davrandık. Dedik yani belki yapmayabilir ama millete de ne dedik? Dikkatli olunuz. Bundan sonra yine uyardık. Sonuçta iflas geldi. Dediğim gibi sigorta şirketiniz, sigortalı işte bu işte seyahat sigortasıdır. İşte kartlarda biliyorsunuz kartla ödeyenler öyle. Banka kartlarıyla ödeyenler, kredi kartlarıyla onlar da belki bir biraz var. Biraz da diyorlar işte ne bulursa ondan alacaklar şirketin İsveç'inde ama orada da pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet, durum bu. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.